Merhaba, ben Sıla. Bugün size lafı fazla uzatmadan ve vaktinizi pek çalmadan beni TYT'de 3, sayısalda 13 bine ulaştıran YKS serüvenimde iyi ki yapmışım dediğim şeylerden bahsedeceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Her insanın uyku düzeni ve adapte olabildiği saatler elbette değişiklik gösterir. Bu yüzden bu önerim gece çalışmayı sevmeyenlere ve güne erken başlamak isteyenlere. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp güneşi selamladığınızda emin olun öğlen olmadan yapılacaklar listenizde birçok maddeye tik atılmış olacak. Ve bu da size günün geri kalanında büyük bir rahatlama ve motivasyon sağlayacak. Ama lütfen 5-6-7'de uyanacaksanız geceleri birazcık erken yatmayı unutmayın. Çünkü uykumuz önemli. Ben bu sene bazen her gece yatmadan önce, bazen de sabah kalkınca günümü planlıyordum. Hiç hevesim olmadığında bile mutlaka ajandama yapılacakları yazıyordum. Bomboş olan günlerim de var ama dopdolu geçen günlerim de. Ama inanın bana, ilerlemenizi, gün içinde yaptığınız şeyleri bir ajandayla takip etmek sizi düzene sokacak ve çalışma isteğinizi kesinlikle artıracak. Eğer aklınızda ben bu sene sadece ders çalışacağım, uyanık olduğum süre boyunca kafamı masadan kaldırmayacağım diye bir düşünce varsa hemen şimdi bunu bir kenara bırakın. Kendinizi rahatlatmak, psikolojinizi kötü etkilemeden bu süreci tamamlamak istiyorsanız sevdiğiniz şeylere vakit ayırmalısınız. Günde izlediğiniz bir iki bölüm dizi, haftada bir gece film gecesi yapmanız, dozunu kaçırmadan oyun oynayıp kitap okumanız, dışarı çıkmanız sizi geriye itmez. Aksine daha ileriye gitmeniz için biraz soluklanmış olursunuz. Bu, bir şeyleri aklımda tutmak için yaptığım tartışmasız en iyi şeydi. Ders çalışırken ya da deneme sonrası hatalarımı kontrol ederken sıkça unuttuğum bilgileri, formülleri, şekilleri bu küçük not defterine yazıyor ve her deneme sınavı öncesi ya da uyumadan hemen önce okuyordum. Artık defterdeki yerlerini bile ezberler olmuştum. En kötü denemelerinden sonra bile yanlış yaptığım soruları tek tek keser, çözümünü kunduzdan öğrenir, bu bir reklam değil, soruyu soru defterime çözümüyle birlikte geçirir, soruda kaçırdığım hap bilgiyi de not defterime yazardım. Denemeleri biriktirmeden çözümlemek eksikleri kapatmanın en iyi yolu bence. Sık sık unuttuğunuzu düşündüğünüz şeyleri mutlaka sık göreceğiniz yerlere asın. Örneğin benim yatağımın yanındaki duvarlarda dünya haritaları, impuls iletimi, organik kimya özeti, dolabımın üstünde de dini terimler, katı türleri gibi bilgiler vardı. Gidip gelip göz ucuyla baktığımdan farkında olmadan öğrenmiştim hepsini. Ayrıca haritalar için Study G oynamanız sizi epey geliştirecektir. Study G uygulamasına mutlaka bir bakın derim. İşte bu da kendisi. Bu süreçte ders çalışmak, net arttırmak, günü planlamak gibi meseleler elbette çok önemli ama bence en önemlisi sizi hep ileriye götürecek ve farkınızı ortaya koymanızı sağlayacak şey psikolojik açıdan güçlü kalabilmeniz. Ben bunu kendi kendime geleceği videolar çekerek, kanalımdaki ilk videoda da bunu görebilirsiniz. Yapılacaklar listesinde sınavım istediğim gibi geçmiş diye düşünüp keyfimce maddeler ekleyerek ve günlüğüme ileride başardım yazarak doldurmam için boşluklar bırakarak, gelecekteki kendime mektuplar yazarak sağlamıştım. Kendinize güç vermek için saçmalamaktan, abartmaktan korkmayın. Sizi en iyisi zanlar ve düştüğünüzde en iyi kendi başınıza ayağa kalkarsınız. Bu süreci en güzel şekilde bitirmenizi ve benim gibi AYT fizikte 9 yanlış yapmamanızı umut ediyorum. İkincisi şaka ama sayısalcılar için gerçek olsa daha iyi olur sanki. Kendinize çok iyi bakın. Bol şanslar ve verimli çalışmalar.